Onları yakından ilgilendiren bir konuydu. Mercek altına aldık. Hem otelleri hem de yazlık fiyatlarını. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim efendim. Son dönemde gayrimenkul edinimi daha da arttı. Bu artışla birlikte dolandırıcılık vakaları da ne yazık ki artış gösterdi demek mümkün. Peki alım satımlarda nelere dikkat edilmeli? Tapu Genel Müdürü Zeki Adlı CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Sözü Serhat Dal'a bırakalım. Gayrimenkul alım satımlarında bu yıl ve özellikle son bir ayda büyük bir artış yaşanıyor. Ancak bu artış dolandırıcılıktaki artışı da beraberinde getirdi. Peki dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı'yla konuşacağız. Hoş geldiniz efendimiz yayının. Öncelikle şu artışla başlamak istiyorum. Ne kadar bir artış söz konusu? Şöyle söyleyeyim. Tabii bu pandemiden öncekisine göre derseniz bir hayli artış var ama geçen seneyle mukayese edersek aşağı yukarı %30'luk bir artış var diyebiliriz. Özellikle son bir ayda muhtemelen bu kredi faizlerinin düşüşü falan da tabii şeyi var, etkisi var. Bu son bir aydaki rakamlar da bir hayli şeyi gösteriyor, bir artışı gösteriyor. Peki tapuda dolandırılmamak için tapu devirlerinde en çok başvurulan sahtecilik yöntemlerine nelere dikkat etmeli? Şimdi bakın bizde sahtecilik 3 ana kolu üzere 3 temel unsurdan kaynaklanıyor. Bir tanesi sahte vekalet, bir tanesi sahte veraset intikal belgesi, öbürü de sahte kimlikle ilgili. Tabii biz kurum olarak teknolojiyi çok iyi kullanan bir kurumuz. Bu sahtecilikleri engellemek için de her biriyle ilgili ayrı ayrı tedbirler aldık. Mesela vekaletlerle ilgili biz noterlerde teyit ediyoruz. 2015'ten sonra alınan bütün vekaletleri sistem üzerinde kontrol ediyoruz. Gerçekten o vekalet o noterde verilmiş mi verilmemiş mi bunu teyit edebiliyoruz. Ancak eğer noterde hazırlanan vekalet sahte evraklara dayalı olarak orada hazırlanmışsa bizim onun sahteciliğini veya sahtekarlığını tespit etme şansına sahip değiliz. Bu bir. İkincisi verasetle ilgili yapılan sahtekarlıkları biz UYAP üzerinde bu biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nın çok yaygın bir sistemi var. Onunla direkt sistem üzerinde konuşmak suretiyle bunu teyit ediyoruz. Buna fırsat vermiyoruz. Kimlikle ilgili sahtekarlıkları da MERNİS biliyorsunuz nüfusla ilgili bir sistemler var. Onlarla görüşüyoruz. Artı biz şu anda kimlik doğrulama sistemi diye bir sistem pilot uygulamalarını yaptık. Bütün birimlerimize yaygınlaştırması ile ilgili ihale çalışmalarımız devam ediyor. Burada kimliğini o şeyle çipli kimlik artı parmak izini bastığı an bu bilgiler direkt nüfustaki bilgilerle karşılaştırılıyor ve o kimlikteki insanla fiilen bizim orada bulunan insan aynı mı değil mi parmak izinden tespit edilip ona göre işlem yapılıyor. Dolayısıyla bu yollar kapatılmış oluyor. Fakat asıl burada bir başka sorun da malumunuz satış işlemleri yani gayrimenkul devir işlemleri sadece tapuda yapılmak zorunda. Yani nasıl ki bir nikah memurunun huzurunda yapılan akitle yapılıyor ise alım satım işlemi de bizde tapu memurunun huzurunda yapılan akitle gerçekleşir. Noterde yapılan işlemler geçersiz mi yani? Bakın noterin zaten satış alım satım yetmi şu an için yok. İleride tabii bir takım çalışmalar var ama şu an için noterin gayrimenkul alım satım yapma yetkisi yok. Ancak genelde satış veya devir vatandaşın kendi arasındaki devir işlemleri noterde bir takım sözleşmeler yapılıyor. Yani bu iki kişi kendi arasında da bir sözleşme yapabilir veya muhtar kanalıyla bir sözleşme yapılabilir ama daha güvenli olsun diye noter kanalda yapılan sözleşmelerle iki kişi arasındaki sözleşmeye dayalı bir takım taahhütlerde bulunabiliyor ama bu satış işlemi değildir. Tapuda yapılmadığı için ve tapu siciline kaydedilmediği için böyle bir satışın geçerliliği yoktur. Bunun bilinmesi lazım. Peki tarım arazilerinin son dönemde üstüne kaçak yapılar yapılıp arsa gibi satılması da söz konusu. Bu mümkün mü? Bunun cezası var mı? Bakın tarım arazilerinin satışı bir defa Tarım Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bir. İkincisi tarım arazilerinin bölünmesi yasaktır. Bununla ilgili kriterler yine de kanunla belirlenmiş Tarım Bakanlığı'nın kontrolündedir. Buradaki tarım arazileri özellikle bu pandemi döneminden sonra insanlar genelde böyle müstakil bir yerlere kaçış veya arazide bir takım işte ufak tefek bir şeyler yapıp orada yaşama gibi hobi bahçeleri ağırlıklı bir talepler arttı. Tabii bu talepler çerçevesinde bunların resmi olarak satışı mümkün olmadığı için ya kooperatif şeklinde bir tek parsel şeklinde olan 20, 30, 40 dönüm neyse alınıp fiilen bölmek suretiyle kooperatif hissesi şeklinde devrediyorlar ya da bir tarım işletmesi gibi izin alınıp tarım işletmesi adı altında
sistem kuruluyor ama fiiliyatta tarım yapılmıyor, işletmiyor ama fiilen yine kendi aralarında bölüp para karşılığı insanlara satılıyor ve onun üzerinde de bir takım hobi evleri yapılıyor. Bunlar hiçbir hukuki değil. Hukuki olabilmesi için ruhsatta olması lazım, yerin planlı olması lazım, imar planlı olması lazım ve satışın tapuda yapılması lazım. Bunlar olmadığı sürece bu tür yapılar her zaman risklidir ve her an için devlet bunu tespit ettiği an yıkabilir. Vatandaşlarımızın tabii bu konuda hassas olmasında yarar var diye tavsiye ederim. Bir de yabancılara konut satışı var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 400 bin dolara çıkarıldı sınır. Her yabancı ülke vatandaşı 400 bin dolara ev alarak ev alabilir mi ve vatandaş olabilir mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii bu 400 bin dolar sınırı vatandaşlık olmak isteyenler için bir alt sınırdır. Şimdi bununla ilgili tabii prosedür hem İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılıp bize intikal ettikten sonra bizim tarafımızdan ayrıca bir takım sistem işletiliyor. Bunu öyle önüne gelenin alma şansı yok. Bir defa bir yabancının Türkiye'de gayrimenkul satın alabilmesi için daha önce Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ama şu anda Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle listelenen o ülkeler içerisinde olması gerekiyor. Herkes alamaz, bu bir. İkincisi vatandaş olabilmesi için bir takım güvenlik araştırmaları yapılıyor. Artı bu yerlerle ilgili işte sit alanda olmayacak, askeri veya güvenlikle ilgili bir takım alanlarda olmayacak gibi araştırmalar yapılıyor. Onları açtıktan sonra ev veya arazi satışı yapmak mümkün. Peki, ama dediğim gibi bu sınırlamana muhakkak aranıyor, tespit ediliyor ve ondan sonra gereği yapılıyor. Peki Suriyeliler Türkiye'de mülk satın alabiliyor mu? Bakın Suriyeli gerçek kişilerin Türkiye'de mülk alması mümkün değil. Yani bu yasak, yıllardır böyle bu. Dolayısıyla Suriye gerçek kişilerin Türkiye'de mülk alaması söz konusu değil. Bu tabii spekülatif bir takım haberler olsa da bunun gerçekte bir alakası yok. Tüzel kişiler ama alabiliyor sanırım. Tüzel kişiler, Türkiye'de kurulmuş şirketse bunlar var. Suriyeli tüzel kişi. Suriyeli tüzel kişi. Yani Suriyeli kişi gelip Türkiye'de şirket kurup bir tüzel kişilik. Bunlar yabancı sermayeli şirketler olduğu için bunların yine bir takım kriterler yerine getirmek kaydıyla var böyle bir yetkili. Bunlar ilgili valiliklerden gerekli izinleri almak zorundalar. O valilikler belli araştırmalar yaptıktan sonra bize bir belgeleri gönderiyorlar. Biz de o belgeler çerçevesinde bu satış işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum bu vesileyle bize bu fırsatı tanıdığın için. Bu haftada bizim malumunuz kuruluş yıl dönümümüz, 175. kuruluş yıl dönümü. Ben sizin aracılığınızda tüm çalışanlarımızın yılını kutluyorum. Kendilerine nice sağlıklı, huzurlu kuruluş yılları diliyorum. Çok biz de kutluyoruz efendim. Evet, yabancılara konut satışı ve tapuda yapılan sahtecilikler ve alınması gereken önlemleri konuştuk diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.